Sevgili seyirciler, Rafet Naz amcayla beraberiz. Eskilerden sohbet etmek istiyoruz. Rafet amca, doğum tarihi kaç sizin? 1934. 34 doğmuşsun. Evet. İyi maşallah. Sağlığın sıhhatin iyi maşallah. Evet. Peki ilkokulu nerede okudun sen? İlkokulu hiç koyamadım. 7 yaşındayken 2. Dünya Harbi çıktı. He. O zaman bir de kıtlık oldu o sene. He. O sene okula yazıldım. Bizim köyde okul yoktu. Batamışlar orada okul vardı. Yazıldım oraya. Gitme imkanım yoktu. Niye? Açlık çoktu. Yiyecek yok. Ayağımda ayakkabı yok. Affedersin birinin hayvanı ölürse gider hemen derisini yüzer ayağımıza çark yapardık. Biz okuldan yaşadık. He. Okula nereye gideceğim? Şimdi o şekilde cahil kaldın mı? Evet. Ondan sonra bir öküz çifti, lan düzü verdiler önümüze, öküzle çiftçilik yaptım sapanla mapanla. Ondan sonra Allah verdi, yağmurlar yağmaya başladı, ata çevirdim. Atıra çiftçilik yaparken falan köyde ilk traktörü alanda benim çalışkandım. Çok hızlı çalışırdım. Traktörü de aldım. 55'te asker oldum. Nerede askerlik yaptın? 51'de evlendim. 55'te asker oldum, Balıkesir'e gittim. Ben asker şey yazıyı da askerde öğrendim. Kendi kendine öğrendin. Kendi kendime. Orada mektubu yazdım, 3 ay içinde memlekette öğren şeyi öğrendim. Kendi aldığın alfabeyle, alfabe kitapçığıyla öğrendin. Öğrendim. Hacım, peki sen Kur'an okumasını biliyor musun? Kur'an okumasını 40 yaşından sonra öğrendim. Çocukluğunda peki nasıldı? Kur'an okuması yasak? Kur'an okuması yasaktı. Şimdi sabahlarımızı almak için koltuğumuza cüzümüzü alırdık. Bir ahır seksi vardı. Hocamız orada sabah bir dışarıymış bir yer. O imatçız bir şeydi zaten köyde. Bir şey olsa dama çıkardı. Dedi ki dışarıdan bir jandarma falan geliyorsa haber et bize dedi. Çocuk dama çıkar birimiz. Hmm. Aşağıda bir ders alacağız. Daha derse başlamadan yukarıda yine gidiyor. Hocam, hocam. Batamış karşısından bir karantı geliyor. Hadi teker teker. Toptan gitme yok. Teker teker sabah uzun almadan gidiyoruz. Recaip. Kur'an'ımızı öğrenmedik mi? Ya Rabbi. Ben cahil kaldım. Taksırımda okula gidemedim. Kur'an okuyamadım. Benim dedem alim. Hmm. Dedem Edirne'ye götürdüler Asmiye. Dedenin şey Hotamış'ta şey mi? Onun medresesi mi vardı? Medresesi var. 400 talebesi vardı. 400 talebe maşallah. Orada zengin 3-5 şurada var 5-8 katar devet. O zaman kamyon falan deve meşhurdu. O zaman peki 400 öğrenciyi nasıl buldu öyle? Ya vatandaş getiriyor aç çocuğu. Ben bakamayacağım diyor. Hocam bunu diyor. Hem okul hem bakmıyorsun. Vatan gidiyor. Yok olunca. Çevre bölümünden gidiyor. Yokluktan dolayı. Yokluktan dolayı. Nasıl yokluk yaşandı o zaman mesele? Yağmur yağmadı. Ekin hiçbir şeyinde yeraltı suyu yoktu o zaman. Kimse bilmezdi yeraltı suyu. Yağmur da yağmayınca ot bile bitmedi. Vatandaş çok köyler ağacın yaprağını yedi. Biz yine oralarda ufak tefek arpa ekmeği falan yedik. Peki bir öşür olayı varmış o zaman. Öşür ondan sonra rüzgar çıktı gün jandarma basar. Çeşitler yaptık bile. Jandarma gelir, mühürler. Yığılma. Rüzgarda komşum da benim de 2 tane çift yaptık. Geldi mühürledi, onu da mühürledi. Komşunun bir ısırağı vardı, tayı vardı onda, açık tay. Gece tay bağlanmaz ki. O şeyi bozmuş. Yığını. Mühürü bozmuş onun. Bu ile yapıştan oynamış. Sabah geldi askerine, bana niye çaldın dedi. Adam ya çalmadım zaten. Olduğu buydu. Öyle mi? Getirin falakayı. Falakayı taktılar bunun. Vur Allah'ım buraya ayaklarının altına. Tabanları patlattı, düz getirin. Düz basıyorlar, vuruyorlar. Allah Allah. Patlattı. Millet şöyle seyirci bakar. Adam melektiler. Ben onda da yaşlı oldum. Şahit oldum. Böyle yaşadık. Buldum.